Sevgili öğrencilerim merhaba. Murat öğretmen ben. Nasılsınız? Bu dersimizde sizlere hayallerin gerçeğe dönüştüğü yolu, en iyi olanı yapabilme çabasını, kısacası başarıyı anlatacağım. Akademik Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başarı konusu çocuklar, geçmişten günümüze kadar neredeyse tüm insanların ortak konusu olmuştur. İnsanlar kendi hayallerini, kendi hedeflerini gerçekleştirmek adına kendi istekleri doğrultusunda davranmışlardır. Ve başarıya ulaşan her insan kendi hikayesini yazmıştır. Başarının tanımından başlayarak başarı öykülerini ve başarının ölçütlerini öğrenmeye hazır mısınız? Hadi beraber bir yolculuğa çıkalım sizinle. Başarı çok pahalı bir evde oturmak mıdır? Popüler ya da ünlü olmak mıdır? Ya da çok zengin olmak mıdır? Başarı istediğin okuldan mezun olmak mıdır? Kendi işini kurmak mıdır? Başarı bunların hepsi midir? Yoksa hiçbiri midir? Başarı konusu dersimizin başında söylediğim gibi çocuklar çok geniş bir konudur. Tüm insanların ortak noktası olan başarı kavramının tek bir tanımı yapılamaz. Çünkü her insan kendi hayalini, kendi hedefini, kendi isteğini yerine getirirken başarı onlar için başka anlamlara gelmiştir. Hadi başarının anlamına beraber bakalım. Başarı nedir diye sorulduğunda sözlüklerde karşımıza şu tanım çıkmaktadır. Üstesinden gelinen, başarılan iş anlamına gelmektedir. Fakat başarı tek başına tek bir anlam ifade eden dar bir kavram değildir. Bugün dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketinin yöneticisi olan Watson, başarı nedir diye sorulduğunda azimli olmaktır cevabını vermiştir. Başarısızlıklar bizi başarıya ulaştıran adımlardır. Yeter ki biz onlardan bir şeyler öğrenebilelim diyerek pes etmemeyi kendisine kural saymıştır. Bugün iPhone, iPad, telefon gibi ikonik modellerin yaratıcısı olan Steve Jobs, başarı nedir diye sorulduğunda meraklı ve yaratıcı olmaktır demiştir. Kendisi kurduğu şirketten kovulduğunda asla pes etmemiş, kendi şirketini tekrardan alarak bugün kullanılan telefon teknolojisine yön vermiştir. Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, başarı nedir diye sorulduğunda şikayetçi olmayı bırakmaktır demiştir. Ve Bill Gates durduğumu da kim söyledi? Ben hala üretmeye devam ediyorum diyerek kendi başarısı için kendi hikayesini yazmaya devam etmektedir. İsterseniz sizlere iz bırakan başarı öykülerinden bahsetmek istiyorum. Bugün geleceğin elektrik dünyasını yönlendiren, kısacası elektriğin babası olarak adlandırılan fütürist, mucit, elektrik ve makine mühendisi olan Nikola Tesla'dan söz edeyim. Nikola Tesla günümüzde dahi birçok teknolojik aletin gerçek sahibidir. Thomas Edison'la birlikte çalışmış, kendi bulduğu yöntemle Edison'dan daha ucuza elektrik üretebileceğini kanıtlamıştır. Alternatif akım, uzaktan radyo kontrolü, yüksek frekans öncülü, dünya çapında telsiz, dünyanın en güçlü vericisi, iyonosfer çalışmaları, radar ve türbinler, radyo frekans alternatörü, uzaktan kumanda, kozmik ses dalgaları ve uzay alanlarında eşsiz çalışmalar yapan bu bilim insanı kendisine verilen Nobel ödülünü Edison'un haksızlık yaptığı gerekçesiyle reddetmiştir. En önemli projesi kablosuz enerji iletişimiydi. Bu projeyle Nikola Tesla 20 adet ampulü kablo olmadan 25 mil uzaktan yakabilmiştir. Walt Disney, Mickey Mouse'un yaratıcısı, yapımcı ve yönetmen. Ailesinin ekonomik durumunun kötü olması sebebiyle sürekli çalışmak zorunda kalmış, sürekli taşındıkları için düzenli bir hayatı olmamıştır. Kazandığı paranın yarısı ile kitaplar almış, kitaplar okuyarak kendisini geliştirmiştir. Katıldığı çizim kursunda yeteneğini geliştirerek karikatür çizmeye, bunları gazete ve dergilere yollamaya başlamış, fakat çizimleri yeteri kadar ilgi görmemiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Walt Disney, odasında çizim yaptığı sırada küçük bir fare görmüş, onu çizmeye başlamıştır. Elindeki fare çizimleriyle Hollywood'a giden bu ünlü yönetmen, Mickey Mouse, Donald Duck, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo, Aslan Kral, Kayıp Balık Nemo, Kül Kedisi, Winnie the Pooh, Cinderella, Uyuyan Güzel, 101 Dalmaçyalı ve daha birçok başarılı çizgi filmde imzası yer almıştır. Ve tüm çocuklar mutlu olsun diyerek Disneyland'ı kurmuştur. Ve bir başarı öyküsü daha. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımımız. Bir insanın kol, bacak, ayak veya elinin tümünün veya bir kısmının olmaması durumuna amputasyon diyoruz.
amputasyona uğramış insanların belirlenen kurallar çerçevesinde bir araya gelerek oluşturduğu resmi kulüpler vardır. Onlar bedenlerindeki organların eksikliğini aldırmadan bir bütün halinde olmayı değişmez kural saymışlardır. Ve kendilerine inanan, onları her koşulda destekleyen ve ne olursa olsun onlarla gurur duyan insanların gücüyle mücadeleden vazgeçmemişlerdir. Mücadeleden vazgeçmeyen, pes etmeyen milli ampute futbol takımımız çocuklar 2017 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, 2018 Dünya Kupası ikinciliği, 2008 Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2007, 2010, 2012, 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü kazanmıştır. Tek yürek olarak Türk milletine tarifsiz duygular yaşatmışlardır. Evet, bir başka başarı öyküsü daha. 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar. Aziz Sancar, okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren 8 çocuklu bir anne babanın çocuğu olarak 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde doğmuştur. Tıp fakültesinden birincilikle mezun olmuştur. Avrupa Birleşik Devletleri'nde Dallas, Texas Üniversitesi'nde 1977 yılında moleküler biyoloji dalında DNA onarım üzerine doktorasını tamamlamıştır. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerine çalışmıştır. Bu zamana kadar 300'e yakın makale ve 33 kitabı yayınlanan Profesör Doktor Aziz Sancar, başarı nedir diye sorulduğunda şunu söylemiştir. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum demiştir. Ve Aziz Sancar, beni ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir diyerek Nobel ödülüyle madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Sizlere eşsiz bir başarı öyküsü daha. Mustafa Kemal Atatürk, bugün Türkiye sınırları içinde olmayan bir şehirde dünyaya gelmiştir. Arkadaşlarıyla oynarken bile ne sebeple olursa olsun asla baş eğmemiştir. Çok küçük yaşta babasını kaybetmiş, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden asla vazgeçmemiştir. Kara Harp Okulu'na, Harp Akademisi'ne girerek çok sevdiği askerlik görevini layığıyla yerine getirmiştir. Cepheden cepheye, savaştan bir başka savaşa yorulmak nedir bilmeden, asla ümitsizliğe kapılmadan, pes etmeden koşmuştur. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir diyen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir ülke, milyonlarca özgür insan ve Türk'ün kurtulan gururunu sığdırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir liderden daha fazlasıdır. Evet çocuklar, tanımından başlayarak yola çıktığımız, başarı öykülerini anlattığımız başarının ne olduğu hakkında sanırım kafamızda bir takım fikirler oluşmuştur. Başarı öykülerinden de gördüğünüz üzere onların ortak noktalarını beraber tespit edelim mi? Ve isterseniz başarıyı beraber tanımlayalım mı? Başarı, hayallerimizden, hedeflerimizden, isteklerimizden, yapmayı düşündüklerimizden, hiçbir zaman vazgeçmeden, ertelemeden, üşenmeden, hayallerin peşinden giderek, inanarak yapmaktır. Başarı, özgürce, kendi yolumuzda gidebilmektir çocuklar. Hiçbir zaman umutsuzluğa, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Gördüğünüz şeyler sizi yanıltmasın. Çünkü başarı her zaman gördüğümüz şey değildir. Başarı ancak hayal ederek, bu hayalin peşinden giderek, kendi yolumuzu çizerek, kendi yolumuzdan giderek ve asla arkamıza bakmadan, durmadan ilerlemektir. Başarı, bir varış noktası olmayan, sürekli devam eden bir maceradır. Başarı, onu yerini getirecek olan bir takım ölçütlere sahipti çocuklar. Hayal ettik, istedik, tamam başarılı olduk mu? Tabii ki de hayır. Başarılı olmanın bazı ölçütleri vardır. Eğer başarı bir merdivense, biz bu merdiveni basamak basamak, atlamadan sırasıyla çıkmalıyız. Önce inanmalıyız çocuklar. Kendimize inanmalıyız. Sonra inandığımız kendimize bir hedef belirlemeliyiz. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda çok çalışmalıyız. Sürekli çalışmalıyız ki hedefimizden asla kopmayalım.
devamlı halde, sürekli halde hedefimizin peşinden gidelim. İşte tek tek çıktığımız bu başarı basamakları bizi kendi öykümüzü yazmaya götürecektir. Lütfen çocuklar, hayal kurmaktan, özgürce hayal kurmaktan, hedef belirlemekten ve inanarak bu yola çıkmaktan asla vazgeçmeyin. Başarı nedir diye sorulduğunda Edgar Allan Poe şöyle tanımlamıştır. Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu. En büyük kuş bir yumurtada gizliydi. Sen de kendi hayalinin peşinden koşmak, sen de kendi hedefini gerçekleştirmek, sen de istediğini yapmak için neyi bekliyorsun? Bugünden başla. Kendine inan. Bütün olumsuzluklara, bütün engellere, bütün engellemelere rağmen asla başarından, inancından ödün verme. Kısacası vazgeçme, üşenme, erteleme. Başarın daim olsun. Evet çocuklar, bu dersimizde sizlere başarıyı anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de kendi hayalini, kendi başarısını, kendi hedefini gerçekleştiren, kendi hikayesinin kahramanı olan başarılı birer insanlar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, huzur, başarı dolu günler diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.